Hocam geldi görüntünüz. Aynen geldi. Bende o zaman bir İnşallah. problem olmuş herhalde. Süper. Evet, gayet güzel. İlk Tamamdır. sorudan devam edebiliriz o zaman. Bilirim Ya gidiyor da mu hesabı bekleyelim mi? buraya aldığımıza dair acaba? En azından bilgisi olmayanlara duyurmak adına. Siz şu an 52 kişi izliyor. Tamamdır. Sanırım sizin grupta görüyor olabilir Katıldı hocam. gibi, Geliyor aynen olabilir. katıldı gibi. Tamamdır. Evet, çünkü Tamamdır. az önceki kitle burada gibi şu anda gözüküyor. Tekrar devam edelim hocam ilk sorudan o zaman. Geliyor bildirim. Biraz Tamamdır. atlattık dedik. Ramazan'da beslenmeyle ilgili o zaman buradan kesintisiz bir şekilde en azından devam etmeyi diliyoruz. Öncelikle Evet. Ramazan ayında beslendiğimiz süreçte bütün öğünlerimizde besin gruplarını dengeli dağıtıyor olmaya dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Besin gruplarını dengeli dağıtmak ne demek? Karbonhidratlarımıza, proteinlerimize ve yağ gruplarımıza eşit ölçüde önem veriyor olmamız gerekiyor. Birinden yedim, diğerinden yemesem olur gibi ilerlemek yerine evet birinden şu kadar porsiyon yedim, diğerinden bu kadar, diğerinden de bu kadar porsiyon yiyeceğim gibi ilerlemek çok daha doğru olacaktır. Onunla birlikte beslenme kadar Ramazan ayında su tüketimi de çok önemli. Kendi su ihtiyacımızı vücut ağırlığımızla 0,35, 0,50 mililitreyi çarparak hesaplayabiliriz. Mesela Peki 50 hocam, kilo. Hı, tabii. böyle bir parantez açabilir miyim? Şimdi su tüketimi bir kerette olmaması gerekiyor, değil mi? Siz Evet, daha iyi ondan da biliyorsunuz. bahsedeceğim aynen. Evet. Kendi su ihtiyacımızı hesapladıktan sonra iftar saatinden sahur saatine kadar suyu bölerek eşit aralıklarla tüketiyor olmamız gerekiyor. Bunu kendi içimizde kodlayabiliriz. Ben saat başı 2 bardak içeceğim ya da saat yarım saatte birer bardak içeceğim gibi de 8-12 bardak çıkacaktır. Ortalama kilonuz başına almanız gereken su miktarı eşit bir şekilde paylaştırarak ilerlenebilir. Bununla birlikte sahurda ne yiyebilirim? En çok sorulan soru oluyor. Sahurda Evet. beslenirken çok fazla tuzlu, çok fazla şekerli besinler tüketmiyor olmamıza dikkat ediyor olmamız gerekiyor. Çok fazla tuzlu şeyler tüketiyor olmak demek ileride su ihtiyacımızın artacağını bize gösterir. Mesela sahurda tuzlu neler bizi tetikleyebilir su ihtiyacına? Genelde böyle biz bir de Edirneliyiz, peynirlerimizi tuzlu seviyoruz, zeytini de yine aynı Evet. şekilde. Ben en azından yumurtamız haşlanana kadar peynirimizi, zeytinimizi belli bir miktar suda bekletelim ki tuzunu salsın gibi bir öneride bulunuyorum. Klasik bir kahvaltı, yumurtası, peyniri, tam buğday ekmeği, varsa tam buğday pidemiz de olabilir. Tam buğday olması önemli, uzun süre bizi tok tutabilmesi için. Onun yanında yeşillikleri, belli bir miktarda meyvesi gibi bir şey, bir öğün planlanabilir. Hep yumurta mı yiyeceğim diyenler için yulaf güzel bir alternatif olabilir. Ev yapımı müsli yapabiliyorsanız, granola yapabiliyorsanız onları sütle, yoğurtla karıştırıyor olmak, biraz meyve, biraz da yağ grubu eklemek doygunluğu uzatacağı için önemli. Yine bununla birlikte biraz da iftardan bahsetmek istiyorum. İftarda da çok yağlı besinlerden uzak duruyor olmamızı ben rica ediyorum. Sonrasında sindirim problemi yaşamıyor olmak adına. İftar yediklerle bir giriş yapabilir. İftar yedikler neler olabilir? Hurma, ceviz, zeytin olabilir. Belli bir miktar avuç içi kadar bir pide olabilir. Yine bununla yanında çorba yarım kase olabilir. İftar yedikleri abartmadıysak bir kase olabilir. Ardından 15-20 dakika kadar bir ara verip ana öğüne geçiyor olmamız hem ana öğüne daha doygun başlamamıza sebep olacaktır hem de sonrasında sindirim problemi yaşamama ihtimalimizi de arttıracaktır. Anladım Diğer hocam. soruyla devam edebiliriz. Bu su tüketimine bir parantez açabilir miyiz? Tabii. Yani 0,35 dediniz. Daha iyi anlaşılabilmesi için yani ortalama mesela bir 60-70 kilo insan ne kadar su tüketmeli? Ortalama 8-12 bardak arasında minimum değişiklik gösterecektir. Ama tabii gün içerisinde egzersiz yaptıysak ya da sahurdan, iftardan sonra egzersiz yaptıysak, terle daha da fazla su kaybettiyse buna paralel olarak daha fazla su içmemiz gerekecektir. Attığımız suyu da yerine koyabilmemiz adına. Anladım hocam. Teşekkürler. Şimdi diğer soruya geçiyorum o zaman. Şimdi pide toplum olarak vazgeçilmezimiz. Ramazan'da pide öneriyor musunuz? Nasıl tüketmeliyiz? Bu arada Edirne'de pide fırıncılar odası yasaklamış bildiğimiz kadarıyla. Biz ulaşamıyoruz. Ama bu karar değişir mi bilmiyoruz bu süreçte. Dün bizim eve geldi aslında bilmiyorum. Belki belli yerlerde yasaklı, belli yerlerde üretiliyordur. Ben Ramazan'da pideyi şu şekilde öneriyorum. Şu an Instagram'a giriyor olsak
Neredeyse her dakika önümüze belli bir hesaptan belli bir pide tarifi geliyor. Ben eğer her gün pide tüketmek istiyorsam, Ramazan ayını pidesiz geçiremem diyorsam, o zaman biraz mutfağa giriş yapıyor olmak gerekiyor. Tam buğday, çavdar gibi unlarla yapılmış pideleri tercih etmem gerekiyor. Ama benim için 2 gün, 3 gün pide tüketsem yeterli. Kalan günlerde ben karbonhidrat kaynaklarımı çeşitlendirebilirim diyorsanız, yani tam buğday makarnamı tüketirim, bulgurumu tüketirim diyorsanız, o zaman 2-3 günde bir avuç içi kadar beyaz unla yapılmış bir pide tüketilmesinde de problem olmayacaktır. Tabii bir sağlık problemimiz yoksa şeker hastalığı gibi. Anladım hocam. Peki Ramazan'da tatlı olarak ne önerirsiniz? Ramazan'da tatlı olarak benim bütün danışanlarım da bireysel çalıştığım sürekli o noktayı bekliyor oluyorlar. Hani iptal bile geçsin de artık tatlıya gelelim gibi. Her gün şekerli tatlılar tüketmemize gerek yok. Bunu ben bir vurgulamak istiyorum. Ama bu demek değil ki hiçbir zaman da tatlı tüketmeyelim. Tatlı tüketimini haftada 2-3 gün ile sınırlandırırken 2-3 gün özellikle de iftarda süt ürünü tüketmediysek, yani yoğurt, kefir tüketmediysek, yoğurt ve kefirle birlikte mevsim meyvelerine yer veriyor olmak mantıklı bir seçim olacaktır. Yine 2-3 günde kuru meyve ve çiğ kuru yemişler tercih edilebilir. Tahinden bahsedeceğiz ama aklıma gelmişken de söylemeden geçmeyeyim. Mesela hurmanın açıp çekirdeklerini çıkartın. İçine biraz tahin gezdirin. Böyle 3-4 dakika kadar fırınladığınızda böyle çok çıtır çıtır da olduğunu göreceksiniz hurmanın. Gayet böyle keyifle yiyebileceğiniz tatlı isteğinizde kesip kan şekerini daha yavaş yükseltecek bir tatlı alternatifi aslında hazırlamış olursunuz. Onun dışında şerbetli tatlıları bence kontrollü bir şekilde bayrama saklamakta fayda var. Zaten önümüzde bayram. Evet, gayet güzeldi hocam. Sağlıklı yağ tüketiminden bahsedelim biraz da. Sağlıklı yağ tüketimin önemi nedir? Hayvansal ve bitkisel hangi sağlıklı yağları tüketmeliyiz Ramazan ayında? Şimdi biz yağ gruplarını 2'ye ayırıyoruz. Sizinle bahsettiğiniz gibi hayvansal ve bitkisel yağlar olarak. Bitkisel yağlar doymamış yağlar, hayvansal yağlar da doymuş yağlar. Doymuş yağları beslenmemizde çok fazla sıklıkla tüketiyor olmamız demek, bizim kendimizi kalp damar hastalığına aday gösteriyor olmamız demek. Evet, yine dediğim gibi hiç tüketmeyeceğiz anlamına gelmiyor bu. Ama beslenmemizin %7'sinin, yani günlük aldığımız enerjinin %7'sinin altında tutuyor olmamız gerekiyor doymuş yağ oranını. Beslenmemin benim her gün %7'sini hesaplayabilmem tabii ki de mümkün değil. Ama ben genel anlamda bitkisel yağlarla besleniyorsam, yani sebze yemeklerimi zeytinyağıyla pişiriyorsam, ara öğünlerimde çiğ kuru yemişler tüketiyorsam, haftanın 7 gününün bir gününde tükettiğim bir kaymak beni illa kalp damar hastası yapmaz. Ya da bir tereyağı beni illa kalp damar hastası yapmaz. Ben bütün yemeklerimi yine zeytinyağıyla pişiriyorsam, 10 günde bir yaptığım bir pilava yine az miktarda bir hayvansal yağ koyuyor olmam benim sağlığım için bir problem yaratmaz. Ancak bunlar rutine bağladığı zaman problem yaratmaya başlar. Sağlıklı yağların olumlu etkilerinden bahsedecek olursak, sağlıklı yağları düzenli tüketiyor olmamız, öncelikle şu dönemde vitaminlere de çok fazla ihtiyaç duyduğumuzu düşünecek olursak, vitaminlerin emilimi için çok önemli. Bizim A, D ve E ve K vitaminlerinin emilimini sağlayabilmemiz için bitkisel yağları, yani sağlıklı yağları yeteri kadar tüketiyor olmamız gerekiyor. Yine bununla birlikte sağlıklı yağ tüketimi, kolesterol seviyelerini, yağlı yemek evet kolesterolü yükseltiyor gibi bir böyle deyim var. Ama bu tamamen sağlıksız yağlar için geçerlidir. Sağlıklı yağları yeterli miktarda tüketiyor olmamız bizim kolesterol problemini de aslında azaltıyor olmamızı, iyi kolesterolümüzü de yükseltiyor olmamızı sağlıyor. Yine bununla Toplumda birlikte böyle bir algı oluştu değil mi hocam? evet, Yağ aşağıdan bir tüketince sorular kolesterol. geliyorsa evet Evet. kolesterol için doymuş yağlar sağlıksız gibi. Doymuş yağlar evet sağlıksız. Miktarını kısıtlamak gerekiyor. Ama doymamış, yani bitkisel yağları, çiğ kuru yemişleri, zeytinyağını, tahini, avokadoyu beslenmemizde düzenli bir şekilde ekliyor olmamız gerekiyor. Miktar konusuna çok giriş yapmak istemiyorum. Kişinin amacına ve bireysel özelliklerine göre değişeceği için. Çünkü yağlar evet yüksek enerji içeriyorlar. Yüksek enerji içermeleri gereğinden fazla tükettiğimizde bize yağlanma olarak da dönebilir. Ama dediğim gibi bu da korkmamızı gerektirecek bir durum değil. Düzenli ve yeterli tükettiğimiz sürece. Evet, teşekkür ederiz bu soru için de. Hocam diğer sorumuza geçelim. Bağışıklık sistemi için beslenme önerileriniz nelerdir?
Şimdi bağışıklık sistemi için beslenme önerilerini muhtemelen milyonlarca kişiden dinlemişizdir gibi düşünüyorum. Şu bağışıklık konusunun biraz daha popüler olduğunu düşünürsek COVID-19 ile birlikte. Öncelikle ben şeyi vurgulamak istiyorum. Bağışıklık sistemi konusunda biz bağışıklığın fazla çalışıyor olmasını değil, az çalışmıyor olmasını istiyoruz. Fazla çalışan bağışıklık sistemi de vücudumuz tarafından tehdit olarak algılanıyor. O yüzden biz hiçbir şeyin fazlasını yapmayı hedeflemiyoruz. Aksine bağışıklık sistemimizin yeteri kadar çalışıyor olmasını hedefliyoruz. Bağışıklık sistemimizin yeteri kadar çalışıyor olması için düzenli besleniyor olmamız aslında yeterli. Sebzelere, meyvelere beslenmemizde düzenli yer veriyor olmamız, bunların tüketimini günlük 8-10 porsiyon arasında tutuyor olmamız, tabii ki çoğunluğu sebzeden gelecek şekilde. Çünkü meyveden 8-10 porsiyon yersek ciddi anlamda şeker de almış oluyoruz. Bunun işte 6-7'sini sebze, 2-3'ünü meyve gibi düşünerek ilerlediğimizde ben bağışıklık sistemimi korumak için adımlar atmış oluyorum. Bu noktada mesela bir örnek üstünden gitmek istiyorum. C vitamini bağışıklıkla çok fazla ilişkilendirilen bir vitamin. C vitamininin biz bağışıklığımızı desteklediğini biliyoruz. Ama biz aynı zamanda C vitaminini bile vücudumuza ne kadar depolanmıyor da olsa çok fazla aldığımızda olumsuz sonuçlar doğurabileceğini de biliyoruz. Özellikle kemoterapi hastaları, radyasyon tedavisi gören hastalarla veya kolesterol düşürücü ilaç kullananlarla C vitamininin etkileşip olumsuz sonuçlar yaratabileceğini de biliyoruz. O yüzden her şeyden yeteri miktarda tüketiyor olmak aslında sağlıklı bir bağışıklık sisteminin temeli gibi düşünebiliriz. Anlıyorum hocam. Bu konuda arı ürünlerini de ilave edebiliriz herhalde. Bağışıklık Arı sistemi için. ürünlerini de evet bu konuda bahsedebiliriz. Ama siz arı ürünlerin üretimiyle benden çok daha yakından ilgileniyorsunuz. İsterseniz hangi ürünleri ürettiğinizi siz bir özetleyin. Ben de sağlık üstündeki etkilerinden bahsediyor olayım. Tabii hocam biz arı ürünleriyle alakalı düzenli olarak şu dönemde özellikle arı poleni üretiyoruz. Biliyorsunuz vitamin, mineral tam gıda olarak geçiyor dünya literatüründe. Vitamin, mineral, karbonhidrat bütün içeriği birçok vitamin grubunu içerisinde barındırıyor. Özellikle taze polen tüketimi önemli bir ölçüde şu anda gündeme almamız gereken bir şey. Bir çay kaşığı polende 8 miligram B1 vitamini yer alıyor. B grubu vitaminleri biliyorsunuz ne kadar önemi ortaya çıktığını. Bu yüzden şu dönemde polen tüketimi orucu da destekler bir seviyede görüyorum ben. Akşamları yani sahurda özellikle alınırsa gün içinde daha enerjik hissetmemizi sağlayacağını düşünüyorum polenle alakalı. Propolis de doğal antibiyotik gibi düşünüyoruz. Doğal vücudumuzun savaşçısı, antikor üreticisi olarak düşünüyoruz. Propolis de bu dönemde kullanılmasında herhangi bir sakınca yok. Aksine bağışıklık sistemimizi desteklemede faydası var. Yine balın bilindiğinin aksine işte kilo aldırıldığı düşünüyor bazı çevreler tarafından. Ama kaynaklar bunun tam tersini gösteriyor. İşte limonlu, ballı, tarçınlı bir karışım su içtiğimiz zaman gün içinde hem enerjimizi korumada yardımcı oluyor bize hem de o günde orucu rahat bir şekilde geçirmemizi sağlıyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konularla alakalı? Yine sözü size Bütün bırakıyorum. arı ürünlerinin ortak özelliği olarak yani propolisinde, poleninde, balında ortak özelliğine baktığımızda bunların antifungal, antibakteriyel, antiviral olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar ne anlama geliyor? Yani eğer virüs bazlı bir tehlike varsa, bakteri bazlı ya da mantar bazlı bir tehlike varsa bu ürünleri düzenli tüketiyor olmamız bizi bunlardan koruduğunu bize gösteriyor. Ama bunları ayrı ayrı da inceleyecek olursak özellikle propolis, şu an biz bir mevsim geçişindeyiz. Alerjilerin çok tetiklendiği bir dönemdeyiz. Alerjilere propolis kullanıyor olmak çok iyi geliyor. Nasıl kullanabilirim derseniz, biraz böyle bir su bardağı kadar suyun içerisine bir iki tatlı kaşığı karıştırmak mantıklı olabilir gibi düşünebiliriz. Veya polen üstünden gidecek olursak, poleninde yapılan çalışmalar kırmızı kan hücrelerimizi arttırdığını, bu noktada demir eksikliğine vesaire de iyi geldiğini gösteriyor bize. Yine evet bahsettiğiniz gibi kilo konusunda bir korku olabilir ki propolis kilo yapar mı? Muhtemelen balla da ilgili aynı sorular gelecektir. Evet fazla tükettiğimiz her şey bize kalori olarak, kilo olarak dönecektir. Ama biz zaten burada fazla tüketilmesinden bahsetmiyoruz. Öğünlerimize bir iki tatlı kaşığı eklemekten, çayımıza bir çay kaşığı ekleyip karıştırmaktan bahsediyoruz. O noktada
Böyle mantıklı dozlarla tükettiğimiz sürece herhangi bir problemle karşılaşmayız. Kilo konusunda bir korkumuz olmuyor olur. Evet, teşekkür ediyoruz bu konu için de. Şimdi hocam probiyotik beslenmeden bahsedeceğiz. Turşu, yoğurt, şalgam, elma sirkesi, Ramazan'da tüketimi. Ne öneriyorsunuz bu konularla alakalı? Ramazan'da tüketiminden bahsetmeden öncelikle probiyotiklerin önemini özetlemek istiyorum. Belki unutulmuş olabilir, bilmeyen olabilir. Bir kere üstünden geçelim istiyorum. Öncelikle probiyotikler bizim bağırsağımızda bulunan yararlı bakterilerdir. Yani biz probiyotik besinlerle beslendiğimizde bağırsağımızdaki yararlı bakteri sayısını arttırıyor oluyoruz. Erman Bey'in de saydığı gibi yoğurt, şalgam, turşu en böyle bizim bildiğimiz probiyotik listesinin başında gelen besinlerden. O yüzden bunları ben evet beslenmede düzenli tüketiyor olmamızı öneriyorum. Ama şu noktada bakacak olursak yani bunları Ramazan'da nasıl tüketebilirim'e gelecek olursak bunların tek tek üstünden geçmeyi tercih ediyorum. Çünkü mesela turşuyla başlayalım. Turşu inanılmaz derecede tuzlu bir şey. Biz Ramazan döneminde çok fazla tuzlu şeyler su ihtiyacımızı arttıracağı için ve daha çabuk da acıkmamızı da bir yandan tetikleyeceği için tüketmeyi önermiyoruz. Ama mesela ben turşumu yemeğimi hazırlarken suyun içerisinde bekletip en azından tuzunu ondan ayırabiliyorsam bu benim için gayet ideal bir yöntem. Evet, turşumu tüketmeye devam edebilirim gibi düşünebilirsiniz. Yoğurtla devam edecek olursak, yoğurt konusunda kafaların karışık olduğunu biliyorum. Ev yoğurdu mu alalım, yoksa hazır yoğurtlar mı alalım gibi gibi. Yoğurdun artık birçok kaynakta probiyotik özelliğini kaybettiğinden de bahsedildiğini biliyoruz. Ben bu noktada en azından dışarıdan alıyorsak içerisine probiyotik takviyesi yapılmış yoğurtlar var. Zaten probiyotikli yoğurt diye yazıyor. Marka olarak söylemeye gerek duymuyorum şu an ama probiyotikli yoğurt olarak yazanları tercih etmemiz bizim probiyotik alımımızı arttırmamız açısından daha doğru olacaktır. Yine Peki hocam, ev yoğurdu. Pardon, siz Aynen. girdiniz zaten Yine konu. ev yoğurdu kullanıyorsak da ben tamam evet ev yoğurdu da yapalım. Yoğurdumuzu mayalayalım. Gayet sağlıklı bir şey. Ama sadece ev yoğurdu olmasın. Hep ikisini karıştırarak gidelim. Ben sabah kahvaltımda ya da işte şu an sahurda müsli yiyorsam belki bir dışarıdan aldığım yoğurtla karıştırdım ama akşam yemeğimde de belki ev yoğurduna yer verdim. Bunu bu şekilde karıştırmanın öneminden şöyle bahsedebiliriz. Sonuçta bu bakteriler çok çeşitli bakteriler. Birbirlerinden sürekli aynı şeyden aynı bakteriyi alırsam belli bir süre sonra ben zaten bağırsak floramdaki bakteri çeşitliliğini arttıramıyor olurum. Ama zaten farklı besinlerden farklı bakterileri alıyor olursam bağırsağımdaki o mikrobiyotadaki bakterilerin çeşitliliğini de daha fazla arttıracağım için bu daha olumlu pozitif etki gösterecektir benim sağlığım üzerinde. Evet. Ondan sonra sanırım şalgamla devam Evet, edecektik. şalgamla Şalgam, devam ediyoruz. evet, çoğumuzun bildiği gibi o da probiyotik besinlerden biri ama bununla beraber şalgamın nasıl yapılacağına bakarsak pancarla mor havuç suyunun yani A vitamininden inanılmaz derecede zengin sebzelerin suyu şeklinde bizim karşımıza çıkmış oluyor. A vitaminine özellikle göz problemi, cilt problemi yaşayanların daha fazla ihtiyacı var. Onların şalgamı düzenli olarak yer veriyor olmalarını öneririm beslenmelerinde. Onun dışında eğer sigara içiyorsak kalp ve damar sağlığı üstünde A vitamini olumlu etki gösterdiği için sigara içenlerin özellikle şalgam tüketmesini daha da fazla öneriyorum. Daha da düzenli bir şekilde rutine oturtarak tüketiyor olabilirler. Tadından hoşlanmayanlar ben şeyi de öneriyorum. Soda ile yarı yarıya, sade maydan suyu ile yarı yarıya karıştırılarak da tüketilebilir. Tadı daha hafifleyecektir. Hem de böyle rahat yani böyle rengi de hoş zaten keyifle içeceğimiz bir içecek olacaktır gibi düşünüyorum. Peki hocam, doğalını bulmak daha önemli değil mi? Burada katkı maddesi olmaması gerekiyor şalgamın da. Tabii ki de katkı maddesi olmaması gerekiyor. Bu şalgam gibi bütün besinler için geçerli. Bu noktada eğer Evet. tanıdığımız yerel ve güvenilir üreticiler varsa onlarla iletişime geçerek onlardan temin etmek olabilir. Eğer marketten alıyorsak da mutlaka bir içindekiler listesine bakıyor olmak çok önemli. Biz bir besini ne kadar sağlıklı olarak da biliyor olsak hiç beklemediğimiz şeyin altından hiç beklemediğimiz şeyler çıkabiliyor. Mesela eve bir turşu da alıyor olsak, bu şalgam suyu da alıyor olsak hiç beklemediğimiz gibi içerisine katkı maddeleri eklenmiş olabiliyor. Bu da tabii ki evet hani artı eksi dengesi kurduğumuzda artıları azaltacak bir şeydir, yok edecek bir şey değil. Yine artılarımızı almaya devam ederiz ama en böyle ideali hedefliyor olmamız için daha güvendiğimiz üreticilerden almamızda fayda var. Evet, elma sirkesiyle devam edelim hocam.
Elma sirkesiyle devam edelim. Elma sirkesi konusunda bana en çok gelen soru, en azından danışanlarım ve takipçilerim tarafından, sabahları aç karnına, şu an işte Ramazan'da olduğumuz için sabahları aç karnına diye gelmiyor soru ama belki sahurdan önce falan şeklinde olabilir ya da sahuru kapatırken olabilir. Elma sirkesini tüketebilir miyim? Elma sirkesini ben neden tüketmek istediklerini soruyorum bu noktada. Hani eğer karşı taraf şey diyorsa, ben elma sirkesinin yağ yaktığını duydum, aç karnına elma sirkemle suyumu içiyorum, zaten bugün daha fazla yağ yakıyorum gibi bir algı yanlış açıkçası. Herhangi bir besini tek başına böyle tüketiyor olmamız bizim inanılmaz fazla yağ yakmamızı sağlayan bir şey değil. Ama bu demek oluyor ki elma sirkesi yararsız bir şey de demeye çalışmıyorum burada. Sadece neden tüketmek istediğiniz önemli diyorum. Mesela elma sirkesi tüketiyor olmak, yine özellikle güvenilir yerlerden aldığımız elma sirkesinden bahsediyorum. Marketten aldığımız elma sirkelerini suyla karıştırıp içtiğimizde midemizi bile delebilir çünkü. Ama güvenilir Bahsettik yerlerden aldığımız elma sirkelerini içiyor olmak, insülin direnci üzerinde oldukça olumlu bir etki gösteriyor. İnsülin direnci ne demek? Eğer benim kanımda şeker varsa, kanımdaki insülin hücrelerime bu şekeri sokamıyorsa ya da yetersiz kalıyorsa, hücrelerim insüline karşı duyarlılığını kaybettiyse, bir elma sirkesi vücudumu dürtüyor. Hadi insülini biraz daha hücrelerim daha hassas bir şekilde algılayabilsin gibi. Bu noktada insülin direncini elma sirkesi evet azaltıyor. Bununla birlikte PCOS'ta özellikle çok fazla genç kız, genç kadın bu durumdan muzdaripler. Elma sirkesi tüketiminin iyileştirici etkileri olduğunu gösteren çalışmalar var. Yine elma sirkesi üstünden gidecek olursak, kilo ile ilişkili olarak evet yağ yakımına inanılmaz bir etkisi yok. Ama elma sirkesi tükettiğinde kendini daha fazla tok hissedenler olabiliyor. Evet, bu noktada karşı taraf elma sirkesi neden tüketmesin ki? Bir de son olarak hazımsızlıkla ilişkili olarak elma sirkesinden bahsetmek istiyorum. Elma sirkesini suyumuza eğer hazımsızlık çekiyorsak karıştırıp yemeklerimizden 15-20 dakika önce içiyor olmak, özellikle de daha böyle hayvansal proteini tükettiğimiz zamanlarda, yani sindirimi açısından bizim midemizi daha fazla zorlayan öğünler tükettiğimizde elma sirkesini suyumuza karıştırarak içebiliriz. Ama düzenli kullanımı önerilmiyor. Yani ben 10 yıldır her gün elma sirkesi içiyorum gibi bir şey önerilmiyor. Ara sıra ara verilmesi ya da daha kendimize sindirim problemini şu an daha fazla yaşıyorum, o zaman şu an beslenmeme ekleyeyim, öğünlerimden önce içeyim ama belli bir süre daha rahatım, o zaman ara vereyim gibi gidiyor olmak aslında daha faydalı bulunuyor. Anladım. Bağırsakları koruyucu özelliği var, değil mi? Elma sirkesinin hocam aynı zamanda Elma bağırsakları. sirkesi, yani bütün probiyotik besinlerimizin var. Elma sirkesinin de bağırsaklarımızı koruyucu özelliği var. Hatta böyle bağırsaklar üzerine hani temel pozitif etkilerine bakacak olursak, bağırsak kanseri yani kolon kanserinden bütün probiyotik besinlerin koruyucu etkileri var. Onun da nasıl koruyucu etkileri olabilir bizim? Yani ben atıyorum bir yoğurt yedim, şalgam içtim, elma sirkesi içtim ya da turşu yedim. Bu beni kolon kanserinden nasıl koruyabilir ki gibi düşünebilirsiniz. Sonuçta bunlar bizim sindirim sistemimizi destekliyorlar. Vücudumuzdan atılması gereken besinlerin daha fazla vücudumuzda durmadan bir an önce atılmasını sağlıyorlar. Yani ben o toksik vücudumdan atmam gereken şeyleri bağırsaklarıma ne kadar az tutarsam o kadar zarar görüyorum. Onların da atılmasını kolaylaştırdığı için kolon kanserini bu saydığımız bütün besinler azaltıyor oluyor. Evet hocam. Görmüşken bir tek yanıtlayayım dedim. Picos'ta ne zaman tüketilmeli peki? Elma sirkesi ve nasıl tüketilmeli gibi bir soru gelmiş. Yine bu konuda yapılan güncel araştırmalar, bir su bardağına 1-2 tatlı kaşığı elma sirkesini koyarak öğünden önce günde bir kez olabilir ya da öğünden sonra da olabilir. Hazımsızlıksa problem öğünden önce olmak zorunda. Eğer PCOS tedavisi ise ne zaman tükettiğimizin bir önemi yok. Öğünden sonra da olur, önce de olur gibi düşünebilirsiniz. Ben suya katıp, mesela ben içemiyorum suya katıp, bana tadı çok keskin geliyor. O zaman salatalarınıza eklemeyi de düşünebilirsiniz. Belki o şekilde daha rahat olabilir tüketimi. Peki hocam, mide problemi yaşayanlar oluyor zaman zaman. Diyor ki ya ben elma sirkesi içmek istiyorum ama işte midem rahatsız ediyor beni. Bunlar mesela koruyucu olarak yanında, mesela ben zaman zaman önerebiliyorum. Yani bal da karıştırın suyunuza diyorum ve miktarı azaltıp bu şekilde tüketin diyorum.
Doğru bir seçenek Anlatmadan dedi. şöyle bir şey var. Biz balın reflü ve mide asidi gibi problemler üzerinde iyileştirici etkisi olduğunu biliyoruz. Çünkü inflamasyon olduğunda bal onu dindirmeye çalışıyor. Evet, mantıklı bir öneri ama şununla birlikte şöyle bir durum var. Dediğim gibi marketten aldığımız elma sirkesini suyumuza karıştırıp içiyorsak biz ona bal da ekliyor olsak yine de kendiniz için çok faydalı bir şey yapmayız. Ama güvenli bir üreticiden alıyorsanız elma sirkesi midenizi aynı şekilde rahatsız etmeyecektir. Belki öyle bile hani benim elma sirkem kaliteli mi değil mi ayrımı sağlanabilir. Bu noktada biz devreye giriyoruz hocam. Aynen bu Elma noktada sirkesi devreye ve giriyorsunuz bal. ki hani ben gerçekten böyle tamamen sizinle şey de tanışmıştım. Böyle bir yürüyüşe çıkmıştım. Hani köylü pazarını da gezelim bari. Gezmişken bal benim beslenmemde de çok severek tükettiğim, bal da tahinde tariflerimde de çok severek yer verdiğim. Hani böyle neredeyse böyle 2 günde bir eksik etmeden tükettiğim besinler arasında diyebilirim. O sayede tanışmıştım sizinle. Böyle o hani balları falan yarısı daha böyle kristalize yarısı daha sıvı bir formda doldurmanız falan da çok ilgimi çekmişti. Ben zaten o günden beri tahinize alışınca çok nadir yani çok zorda kalırsam ancak başka markanın tahinini almışımdır öyle elimin altına geçmişti. Ürünlerinizi gerçekten çok keyifle tüketiyorum ki öneriyorum da hem de hem danışanlarıma hem takipçilerime hem lezzet hem kalite olarak. Sağ olun hocam, eksik olmayın. Sorularımız burada bitiyor yavaş yavaş. Onun dışında sizin merak ettiğiniz herhangi bir şey var mı? Bizim üretim aşamamızla alakalı olsun veya ürünlerimizle alakalı kendi kitlenizi bilgilendirmek adına. Bence ben ne kadar önerdiğimi söylesem de sonuçta bu işi titiz çalışan sizsiniz. Siz üretim aşamasında nelere dikkat ettiğinizi söylerseniz ve karşı tarafı en azından bal seçerken kaliteli bal, kaliteli tahin nasıl ayırt edilebilir? O noktada biraz bilgi verebilirseniz karşı tarafa bence onlar da daha dikkatli seçim yapabilirler bundan sonrası için. Tabii hocam, ben üretim aşamalarıyla alakalı birkaç bilgi vereyim o zaman. Şöyle balla alakalı ham bal diye gündemde, yani böyle bir söz ortaya çıktı. Ham bal nedir, ondan bahsedeyim. Ham bal kovandan çıktığı haliyle işlem görmemiş bir baldır. Normalde zaten üreticiler bala herhangi bir müdahalede bulunmaz. Yani endüstriyel bir bal sadece işlemden geçmiştir ve ona ham bal diyemiyoruz. Onun şifa kaynağı olmuyor. İnsanlara yeteri kadar şifa sunamıyor. Ham bal dediğimiz bizim gibi üreticiler tarafından üretilen, kovandan çıktıktan sonra herhangi bir işleme uğramayan baldır. Daha önce dediğim gibi. Biz de bu şekilde çalışıyoruz uzun yıllardır. Bal konusunu bu şekilde anlatmış olayım. Tahin konusunu siz merak ediyordunuz. Hani biz tahin kullanıyoruz, nasıl üretiliyor? Tahinin susamdan üretildiği, faydalı bir yağ olduğunu siz zaten bahsetmiştiniz. Bitkisel bir yağdır aynı zamanda. Susamların tohumları elemeden kabukların soyulmasıyla 150-200 derecede ateşte pişirilerek, daha sonra değirmenden geçirilerek tahin halini alması şeklidir. Bu da sağlıklı yapılması gerekiyor. Yani yerli susamdan yapılması gerekiyor. Bizim bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yani kendi susamımıza kadar, üretme aşamasına kadar devam ediyoruz çalışmalarımızı yapmaya. En sağlıklısını, en faydasını, üretim aşamalarını zaten göstermeye çalışıyoruz birçok noktada. Bal ve tahin konusunda böylelikle anlatmış olalım. Diğer ürünlerimizden zaten zaman zaman bahsediyoruz ve ara sıra ben köyümden, arılarımın yanından da sürekli canlı yayın olsun, videolar olsun paylaşmaya çalışıyorum hesaplarımda. Bu şekilde. Onları da denk geldikçe izliyor olmak keyifli oluyordu. Ben tükettiğim ürünlerin mesela geliş aşamalarını, nerelerde üretiliyor falan onları izlemekten çok keyif alıyorum. Bu canlı yayında olsa, çekilen fotoğraflarda olsa bana da daha böyle güvenilirliği arttıran şeylermiş gibi geliyor. Eksik olmayın hocam. Hocam gelen sorulardan yanıtlamak ister misiniz, yoksa başka bir programı mı alalım? Şöyle bir 10 dakika kadar yanıtlayalım soruları. Sonuçta 1 saat gibi konuşmuştuk. 2'ye kadar bir Tabii. vaktimiz var. Gelen soruları yanıtlıyor Dilerseniz olalım. ben bir bakayım size gelenlerden birkaç soru sorayım hocam. Size daha çok bir soru gelmiş aslında. Pazar günleri pazarda mı standınız var diye. Köylü pazarında şu an kurulmuyor sanırım. Kurulmuyor. Aynen Yaklaşık ama 6 haftadır. normal dönemlerde o şekilde standınız vardı. Evet, var hocam. Sporla alakalı soru gelmiş hocam size. Haftada kaç gün Sporla spor alakalı giderdin? ben de birkaç soru gördüm. Aslında bununla ilgili bir milli takım spor hocamla bir canlı yayın planlıyoruz. Orada daha ayrıntılı bahsediyor olacağız. Ama o zamana kadar ben ufak bir özet yapıyor olayım.
Ramazan ayında kaç gün spor yapmalıyız? Ramazan ayında da oluyor olsak, normal yaşantımızda da oluyor olsak bizim günlük spor ihtiyacımız değişmiyor. Yani içerisinde bulunduğumuz ay bizim spor ihtiyacımızı etkilemiyor. Aksine bir tek ne zaman yapmamız gerektiğini değiştiriyor olabilir. Eğer oruç tutuyorsak akşam yemeğinden, yani iftardan önce ya da daha iftardan 1,5-2 saat sonra yapmak mantıklı olabilir. Onunla birlikte ne kadar kısmına gelecek olursak, haftada minimum 3 gün kas gruplarımızı çalıştırabileceğimiz gibi egzersizler. Bununla birlikte de kilo koruma dönemlerimizde haftalık 180 dakika, kilo verme dönemlerimizde haftalık 220-225 dakika gibi yürüyüş, ip atlama, koşma gibi daha böyle kardiyo bazlı egzersizler yapılabilir. Ama Hocam bunları tabii güne çok. bölmek karşı tarafın elinde. Ben bunu 3 güne de, 4 güne de, 5 güne de bölebilirim. 6 güne de bölebilirim. 7'yi çok önermiyorum kaslarımızın. Hatta 6'yı da çok önermiyorum. 4-5 arasına bölünmesi daha faydalı gibi buluyorum. Birkaç günde kaslarımızın dinlenmesine, kendimizin de aynı şekilde dinleniyor olmasına fırsat tanımak bana daha mantıklı ve daha sürdürülebilir bir yöntemmiş gibi geliyor. Bu salonların kapanması hocam son dönemde insanları evde spor yapmaya, geliştirmeye başladı insanlar kendini bu konuda. Ben başta Sizin çok de korkmuştum. tavsiyeleriniz ne? 7-8 senede çok aktif spor yapıyorum. Hani spor salonsuz nasıl yapacağım? İşte durum ne kadar uzayacak bilmiyoruz falan. Ama gerçekten o kadar kaliteli güzel YouTube kanalları, canlı yayınlar oluyor ki hiç zorluk çekmedim. Gayet güzel antrenmanlarıma devam edebiliyorum. Herkese devam etmelerini öneriyorum. Tahin kullanımı nasıl olmalı? Taze meyveler ile kullanılabilir mi gibi bir soru gelmiş. Ben taze meyvelerle tüketmekten çok keyif alıyorum. Hatta bu şekilde kullanılıyor olmasına da ekstra ekstra öneriyorum. Çünkü taze meyveleri de tek başına tüketiyor olmamız kan şekerimizi çok hızlı yükseltir. Hızlı yükselen kan şekeri çok hızlı düşer. Buna bağlı olarak çeşitli şeker hastalığına kapı açan problemlere sebep olabilir. Ama meyve tüketmeyi çok seven biriyim. Tahinle ben meyveyi tükettiğim zaman tahinin kan şekerimi daha yavaş yükseltiyor olmasını, daha dengeli yükseltiyor olmasını sağlamış oluyorum. Böylece sağlık risklerimi de güvence altına almış alıyorum. Evet, tahinli kullanılabilir. Ben yulaf lapalarıma koymayı seviyorum. Sahurda yulaf lapası sevenler için yulaf lapası şeklinde olabilir. Çok porsiyonunu fazla kaçırmam diyorsanız tahin pekmezi çırparak eklemek, bir yemek kaşığını bir porsiyon meyve gibi düşünerek beslenmede yer vermek mantıklı olacaktır. Hocam her gün muz yemek kötü mü yazmış? Her Öyle bir şey gün muz yazmış. yemek kötü değil. Muza karşı sanki böyle diğer meyvelerden daha yüksek enerji içeriyormuş gibi bir korku olsa da bir küçük boy muz bir porsiyon meyvedir. Siz muz da yiyor olsanız, elma da, çilek de yiyor olsanız bunların hepsinin enerji değeri aynı. Ama neden her gün muz yiyesiniz ki? Sonuçta bütün meyvelerin, sebzelerin içerisindeki vitaminler, mineraller farklı. Ben ne kadar çeşitli beslenirsem o kadar daha fazla vitamin alıyor olurum. O yüzden her gün muz yemeyi çok yani bu noktada çok doğru bulmuyorum. Çeşitli beslenmeyi tavsiye ettiğim için ama kaygı kilo konusunda ise her gün muz yiyor olmak tabii ki de kilo alıyor olmasına sebep olmaz bir kişinin. Anladım. Hocam bana bir soru gelmiş. Propolis kilo yapar mı demiş. Yani tabii bu konuda sizin de fikrinizi almak gerekiyor da. Benim bildiğim kadarıyla propolis kilo yapmaz. Propolis Zaten bağışıklık sistemi şöyle olan. demek gerekiyor. Hani propolis ne kadar fazla tüketebilirsiniz ki bir şeyin size kilo yapıyor olması için gerçekten çok fazla miktarlarda tüketiyor olmanız gerekiyor. O anlamda hayır yani propolisin böyle kilo yapıyor tüketmeyeyim gibi değil artılarına odaklanmak tabii ki daha mantıklı olacaktır. Bir soru daha gelmiş. Polenle bal karıştırılır mı diye. Buna da ben şöyle cevap vereyim. Bütün arı ürünleri birbirine karıştırılıp kullanılabiliyor. Hatta koruyucu özelliği oluyor. Arı sütünün mesela dolapta saklanması gerekiyor. Artı 5 derecede saf arı sütünün. Ama uzak yerlere gönderdiğimiz zaman balın içine koyup balın koruyucu özelliğiyle beraber gönderebiliyoruz. Yani bal geçmiş tarihte de atalarımız taze meyve veya eti bile balın içinde saklayıp dondurmuşlar buzdolabı niyetine. Bilmiyorum bu konuyla ilgili bilginiz vardır muhakkak. Bu konuyla yani bu şeyi duymamıştım ama tamamen şu özelliğinden kaynaklanıyor olabilir. İçerisine koyup sakladığımızda zaten biz bunun antibakteriyel, antiviral, antifungal olduğunu söylemiştik. Yani çeşitli bakteri, virüs üremelerine karşı tabii ki de o şekilde olduğunda koruyucu bir etki gösteriyordur.
Doğru. Spordan önce ve spordan sonra nasıl beslenebiliriz demiş, Şimdi demişler hocam. spordan önce ve spordan sonra beslenme tamamen buradan apayrı bir konu. Onu spor konusunda konuştuğumuz farklı bir Evet. zamanda daha detaylı açıklıyor olmamız daha doğru olacaktır. Böyle bir yayın yapacaksınız, söylemiştiniz. Glutensiz beslenmek ne kadar önerilebilir? Bunu da tamamen ilk başta da bahsettiğim fonksiyonel açık konusunda da uzmanlık aldığım eğitime paralel olarak açıklamak istiyorum. Glutensiz beslenmek, gluten intoleransı olmayan bir birey için gereksiz bir girişim. Glutensiz besleniyorsunuz diye herhangi bir olumlu etki bekleyemeyiz. Ama bazı bireylerin ciddi anlamda gluten intoleransı olabilir. O noktalarda glutensiz beslenmeyi öneriyoruz. Gluteni doğuştan bir alerji olabilir. Biz buna çölyak hastalığı diyoruz. O zaman glutensiz beslenmeyi öneriyoruz. Ama glutene karşı herhangi bir hassasiyetiniz yoksa kimseye glutensiz beslenmeyi önermiyoruz. Aksine glutensiz beslenmemeleri gerektiğini söylüyoruz. Çünkü halkımız o kadar böyle meraklı ki glutensiz beslenmeye market raflarını boşalttıkları için ihtiyacı olan insanların ürün bulmasını engellemiş oluyoruz. Bence bu noktada biraz daha hassas davranıyor olmamız gerekiyor. Evet hocam. Bu dönemde de herkes aşçılıklarını öne çıkardı değil mi mutfaklarda? Evet, Sizin evet. de çok güzel tarifleriniz var. Artık sizin tariflerinizi uygulayarak herkes sağlıklı bir şekilde besleniyordur diye umuyoruz. Umuyorum Bir ben de. takip etmeye devam edeceklerdir. Başka şu anda sorumuz yok herhalde. Yavaş yavaş isterseniz kapanışa doğru gidebiliriz. Açıklamalarımızı Kaydedebilirsiniz. Siz yapmaya zaten canlı yayını kaydediyor olursunuz. Ben de işitme başlayalım. engellerden başta da söylemiştim. Bir talep geldiği için soruları özet şeklinde cevaplayarak post şeklinde paylaşmayı düşünüyorum. Kaçıranlar varsa oradan da okuyabilirler. Son bir balın ısıya maruz kalması hakkında ne düşünüyorsunuz diye bir soru geldi. Bu da çok popüler olarak gelen sorulardan biri. Çok böyle bilgi kirliliği ve bilgi karmaşası olan sorulardan biri. Buradan da ufakça bir bahsedelim kapatmadan önce. Balın ısıya maruz kalması eğer çok çok yüksek sıcaklıklara, çok çok uzun sürelerce maruz bırakıyorsak, yani 180-190 derecelere 40-45-50 bir saat 70 dakika maruz bırakıyorsak, evet artık kanserojen bir madde çıkmaya başlıyor. Ama 10-12 dakika gibi bir ya da işte 140 derece, 150, 160 derece, 10-12 dakika, yarım saate kadar ben maruz bırakıyorsam balı ısıya, bu olumlu etkiye sebep olabileceğine dair de çalışmalar var. Aksine balın antioksidan değerinin arttığını gösteriyor bazı çalışmalar ısıyla temas ettiğinde. Hatta o yüzden çayınıza ekleyip, yeşil çayınıza bal ekleyip içiyor olmak sizi daha bile sağlıklı yapar şeklinde çalışmalar da var. Bence balı ısıya maruz çok 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 bırakmayalım ama ara sıra bıraktığımızda da endişe duymamıza gerek yok. Yani bitki çaylarıyla sıcak şekilde tüketebilir miyiz balı hocam? Balı evet bitki çaylarıyla sıcak şekilde tüketebiliriz. Size bir Evet, soru var. önerebiliyorum. Polen Evet. dondurucuya konup tüm yol Tüm yıl kullanılabilir mi? kullanılabilir mi diyor. Evet, polenin süresi zaten ortalama bir yıldır. Renginden ve tadından anlaşılıyor her şekilde bir yıl sonra tüketilemeyeceği. Bizim önerimiz artı 5 derece veya direkt aldıysanız uzun süre tüketmeyecekseniz eksi 18 derecede yani buzluk gözünde poleni bir yıl boyunca tüketebilirsiniz. Yani sağlıklısı artı 5 derecede düzenli tüketiyorsanız. Kullanımından da bahsedeyim. Ortalama yetişkinler için günde bir tatlı kaşığı kullanabilirsiniz poleni. Yeterli gelecektir. Çocuklar için de bir çay kaşığıyla başlayabilirsiniz. 2 yaşından itibaren. O şekilde 1 yaşından itibaren bütün çocuklara arı ürünleri verilebiliyor. Hocam bir de balla alakalı, ısıtılmasıyla alakalı bizim de tarım onaylı olduğu için ürünlerimiz birkaç bilgi eklemek istiyorum. 45 derecenin üzerinde ısıya maruz kalan bir bal, bal sınıfından çıkıyor ve cezai işlem uygulanıyor. Bunlar analizde ortaya çıkarılıyor Tarım Bakanlığı tarafından. Türkiye'deki prosedürler bu şekilde. 45 derecenin üzerinde Ama siz işleme sanırım üretim sağlık bulduğu zaman, aşamasından bahsediyorsunuz. Kullanım değil, daha evet, çok üretim aha, evet, aşaması için. üretim aşamasında o şekilde raflara geldiği zaman 45 dereceden fazla ısıtıldığı zaman bal özelliğini yitirmiş oluyor. Ben de Tarım burada bir ek Bakanlığı'nın bilgi prosedürlerinde. eklemek istiyorum. Bal konusunda özellikle bal seçerken biraz daha hassas olunması gerektiğini düşünüyorum.
Evet, bal çok fazla ısıtıldığında biz çok fazla kanserojen madde çıkartabilir diyoruz. Ama aldığınız bal ne kadar kalitesizse aslında o zaman baldan korkuyor olmanız gerekiyor. Eğer kullandığınız bal kaliteli olduğunda, yani güvendiğiniz üreticilerden, ki şu an zaten bu yayını yaptığımıza göre bence böyle örnek de vermiş olabiliyoruz güvenebileceğiniz üreticilere. Eğer kaliteli bir bal tercih ederseniz bu HMF denilen kanserojen madde oluşumunda daha az olacaktır buna paralel olarak. Evet. Belli başlı aralıklarla süt ve süt ürünlerini kesmekte yarar var mıdır demişler hocam. Belli baş aralıklarla kesmekte yarar var mı? Neden kestiğinizle ilişkili olarak değişir. Ben de süt ve süt ürünleri herhangi bir şeye sebep olmuyorsa, bir alerjiye, bir otoimmün hastalığa kapı açmıyorsa, benim süt ve süt ürünlerini beslenmemken kesiyor olmam demek, süt ve süt ürünlerinin içerdiği besinsel öğeleri boş yere beslenmemden çıkartıyor olmam demek. Ama tabii ki de rahatsız ettiği takdirde kesiyor olmak mantıklı. Ama rahatsız etmiyorsa hiçbir şekilde böyle bir girişime girilmesine gerek yok. Evet. Propolis kullanırken ara vermek gerekli mi? Onu da Propolis size cevap kullanırken veriyorum. ara vermek şöyle, çocuklarda özellikle 2 ile 4 yaş arasında propolis kullanırken bir hafta kullanıp bir ay ara vermeyi öneriyoruz. Ama yetişkinler için yılda bir kere vücudu şaşırtmak için amacıyla 6 ayda bir kere ara verebilirsiniz. 2 hafta, 3 Kullandığınız hafta. miktarı değiştirmek de ya da mantıklı olabilir. Hani her zaman çok fazla Evet. kullanıyorsanız daha azaltmak, ya da daha normalde bir çay kaşığı kadar kullanıyorsanız, propolisin faydalarında bahsetmiştik alerjiye iyi geldiğinden. Mevsimsel bir alerjiniz olduğunda o zamanlarda miktarını arttırmak mantıklı olabilir. Evet. Bu şekilde. Son sorumuzu da aldık herhalde. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ediyorum. Güzel sorular hazırladığınız için verimli olduğunu umut ediyorum. Teşekkür eden herkese de çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben de yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Bilgilendirdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum insanları. İnşallah tekrarını başka sorularla Ramazan'da yine beraber oluruz. Tekrar birlikte program yaparız diye umuyorum. Ben de o Planlayıp. şekilde sorular gelmeye devam ettiği sürece de neden olmasın. Tabii ki hocam. Oldu o zaman. Görüşmek üzere hocam. Çok Yayını teşekkür kapatıyoruz ediyoruz yavaş yavaş. vakit ayıran herkese de. Herkese keyifli pazarlar diliyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Görüşmek üzere Hoşça tekrar. kalın.